İyi akşamlar. Bugün bir dostumuz daha sormuştu arkadaşlar. Ya blog açma konusunda Yavuz Bey bana yardımcı olabilir misiniz? Bu soruyu ben tabii ki çok duyuyorum. Şimdi blogla ilgili sizinle yani paylaşmak istediğim birkaç bir şey var. Eskiden olsaydı bunu çok da ya öyle demeyeyim de şöyle diyeyim. Günümüzde amacınız eğer trafik sağlamaksa çok daha etkin araçlar var bana göre. Yazmayı seviyorsanız eğer blog açın tabii ki. Artı eğer bir e-mail listesi yönetmek istiyorsanız, yani bir e-mail listesi inşa etmek istiyorsanız eğer blogunuz olmalı. Blogunuza otoyanıtlayıcı sistemi entegre etmeniz önemli. Bu biraz şeyli bir iş. Ne derler? Yani ben bir defa bilmiyorum. Yani teknik olarak bir bilgim yok. Bunu sizin adınıza yapabilme şansım da yok. Ben de bununla ilgili şey alıyorum. Alişan Konyalı sağ olsun bana yardımcı oldu bu konuyla ilgili. Ondan sonra o entegrasyonu yapma konusunda. Yani sizin tanıdığınız başka birisi varsa, bilen birisi varsa yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz başka birisine. Ücret karşılığında da yapabilirsiniz. Yaptırabilirsiniz. Yani eğer ki bir e-mail listesi yönetmeyecekseniz eğer, yani öyle bir sizin için bir öncelik teşkil etmiyorsa eğer, bir e-mail listesi şey yapmak, e-mail listesi oluşturmak bir öncelik teşkil etmiyorsa sizin için belki de blog açmanıza gerek yok. Yani onu size söyleyeyim. Ama siz derseniz ki ya ben yazmaktan keyif alıyorum. Yani ben işte çıkıp video çekemem. Kendimi şey hissediyorum. Yani video çekme konusunda şu an için çok hazır hissetmiyorum belki. Ancak yazabilirim. Yani güzel yazabilirim. Bundan da keyif alıyorum diyorsanız eğer tamam. Yani şey yapabilirsiniz. Yani blog açabilirsiniz. Ya da açtırabilirsiniz. Ben kendi blogumu kendim açmadım. Sonuçta para karşılığında yaptırdım bunu. Bununla ilgili danışmanlık aldım. Hizmet aldım. İnternette bunu yapanlar var. Bilmiyorum. Yani Alişan Konyalı şeydir. Yani sağ olsun bana yardımcı oldu bu konuda. Arada sırada paslaşırız biz kendisiyle. Şey konusunda. Dijital marketing konusunda kendisi iyi birisi. Ondan sonra yani başkaları da mutlaka vardır. İnternetten de bakın. Yani sizler de araştırın. Alişan Bey'le konuşabilirsiniz. Alişan Konyalı ile konuşabilirsiniz. Ondan da fiyat teklifi alabilirsiniz. Bilmiyorum şu anda şey yapıyor mu? Ne derler? Yani kendisi bu konuyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyor mu, vermiyor mu? Onu bilmiyorum şu anda. Ancak söylediğim şey şu. Eğer yazmayı seviyorsanız eğer yapın. Yazmayı sevmiyorum ben diyorsanız. Efendime söyleyeyim. E-mail listesi inşa etmekle ilgili de bir önceliğim yok benim şu anda diyorsanız. Amacım benim işte trafik sağlamak, işte ismimi duyurmak, ne bileyim takipçi sayımı arttırmak, insanlara bildiğimi öğretmek, kendimi ifade edebilmek. Ondan sonra bu az önce söylediğim cümleyi küçümsemeyin sakın. Kendimi ifade edebilmek. Sonuçta bir frekanstan yayın yapıyoruz hepimiz. Bunun için şey yaparım. Yani YouTube kanalını kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu anda günümüzde çok daha merhaba Şahsenim Hanım merhabalar. Çok daha şeyde revaçta, çok daha popüler. Yani uzun zamandır öyle gerçi. Facebook sayfaları ve YouTube şu anda. Yani online ticaret yapan insanları da takip ediyorum. Bir tarafım, bir gözüm o tarafta. Onları da takip ediyorum mutlaka. En çok önerdikleri şey yani konuşmalarından, o röportajlardan en çok anladığım şey. Bazılarının bloğu bile olmadığını söylüyorlar mesela. Çok ciddi işleri inşa etmişler. Network marketing işlerini de inşa etmişler. İşte, YouTube ve veya Facebook Facebook sayfası, profili değil dikkat edin. Facebook sayfası. Orada paylaşımlar yapıyorlar ya da işte ne bileyim ürünleri var belki reklam veriyorlar vesaire. Dolayısıyla umarım sorunuza cevap olabilmiştir. Yani ben blogu nasıl açarım, ne yapmam lazım vesaire. Eğer açacaksanız da mutlaka isminiz soyisminiz.com olsun ya da .net olsun eğer com yoksa. Onu tavsiye ederim. Şeyi tavsiye etmiyorum, stratejik olarak tavsiye etmiyorum. Benim tavsiye ettiğim bir strateji değil. Yani uyguladığım bir strateji de değil. İşte ürünü ön plana çıkart, şirketi ön plana çıkart, orada onları satmaya çalış. Yani senin ürününü sattığın apayrı bir sayfa
Apayrı bir sayfa mutlaka vardır ya da yoksa da olacaktır. Onunla ilgili bir şey demiyorum. Benim de sayfam var. Ürünümü pazarladığım sayfam. Ancak ön plana insanlarda benim ürünümü al, benim ürünümü al, benim ürünümü al mesajını vermenin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir mesaj olduğunu, bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Yani içeriklerim de benim de vardır. Ürünle ilgili mutlaka içeriklerim var ama işte yani bunu alın, bunu alın, benden alın, benden alın, benden alın. Öyle bir mesaj bugüne kadar kimseye vermedim. Yani benim stratejim hiçbir zaman bu olmadı. Ben sonuçta her zaman ilişkilerin ön planda olması gerektiğini savunan bir insanım. İlişkiler önemlidir her zaman. Karşılıklı güven ilişkisi önemlidir. Buna inanırım. Dolayısıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Yani blog çok fazla kasmanıza belki de gerek yok şeyle ilgili, blogla ilgili. Az önce söylediğim konuda yani e-mail listesi yapma konusunda bir şeyiniz yoksa, ısrarınız yoksa eğer, yazma konusunda da bir ısrarınız yoksa eğer, ben her zaman size tavsiye ettiğim şeyi söyleyeyim. YouTube kanalı yani ya da Facebook sayfası. Oradan canlı yayınlar. Yani açın bir YouTube kanalı kendine. Zaten birçoğunuzun Google hesabı vardır. Bir defa Gmail hesabınız varsa zaten Google hesabınız vardır. Orada YouTube hesabınızda da isminiz soy isminiz olarak yapın şeyi. YouTube şeyini, kanalınızı. O sizin televizyonunuz. Yani uygun maliyetle çalıştırdığınız televizyonunuz. Maaş ödemiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Sonuçta hepimizin dünyaya haykıracağı belki bir şey var. Bir mesaj var ve daha doğrusu mesaj olduğuna inanıyorum ben. Mutlaka sizin de mesajlarınız vardır. Yani onu şey yapabilirsiniz. Yani YouTube kanalınızdan bütün dünyaya haykırabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Ha, Murat Bey merhaba. Murat Ekmekçi. İyi, teşekkürler. Sağ olun. Sizler de yayın yapın. Yani sayfalarınızdan. Her birimizin mutlaka bu dünyaya boş yere geldiğimizi düşünmüyorum ben. Her birimiz için geçerli bu. Değerimizi arttırmak, kendimizi geliştirmek ve ondan sonra da dünya ile paylaşmak mesajımızı her birinizin aynı yayınları yapın. Öğrendiğinizi öğretin. Küçük bir mesaj, küçük bir bilgi. Yani bunları paylaşmak için illaki elmas kariyerinde olmanıza gerek yok yani. Ya da bir kariyerde olmanıza gerek yok. Yani bunun sıfır kariyerde olsanız, 0 lira para kazanıyor olsanız network marketing işinde sonuçta şirketinizin eğitimlerinde mutlaka bir şey öğreniyorsunuz. O ajandalarınızda eminim ki çok fazla sayıda eğitim şeyi var, içeriği var. Alın seçin küçük küçük ve oradan tabiri caizse bombalayın gitsin. Yani mesajları. Denize atmış olduğunuz bir olta gibidir. Yani her bir paylaşım, her bir blog yazısı ya da blog değilse ya da bir şey, bir YouTube videosu ya da bir Facebook paylaşımı ya da bir Facebook'ta yaptığınız bir canlı yayın denize atmış olduğunuz bir şeydir. Bir oltadır. Ne kadar çok olta atarsanız o olta çektiğinizde o kadar çok daha fazla şey takılır. Yani oltaya balık takılır sonuçta. Umarım şey olmuştur. Faydalı olmuştur arkadaşlar. Aslanım evet, gördüm mesajınızı, dönüş yapacağım. Hatta Aslan bu videoyu ben sizin için çekiyorum. Yani şimdi aklıma geldi. Bak fotoğrafı görünce aklıma geldi. Güzel bir tesadüf oldu diyorsunuz. Sizin için çekiyorum ben bunu. Gerçekten. Yoktunuz siz şeyde. Mesajınızı gördüm. Dedim ki bir mesaj çekeyim. Ondan sonra Aslanıma da söylerim. Oradan girer izler. Hem Aslanıma bir faydamız dokunmuş olur. Böylelikle onun sorusuna bir şekilde cevap vermiş oluruz. Aynı zamanda da bu videoyu bizden sonra görecek olan nesiller de bir şekilde alır. Onlar da bir şekilde faydalansınlar. Onlara da yardımcı olur. Okey. Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Unutmadan unutursunuz diye uyarayım. Sayfamı beğenmediyseniz sayfamı beğenin. Yani takip etmeye başlayın sayfamı. Efendime söyleyeyim YouTube kanalım yine aynı şekilde. Orayı da şey yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılmadıysanız 50 gün süren network marketing ücretsiz e-mail eğitim kursuma da katılın. Nasıl katılacaksınız? www.yavuzbakci.com şeyde de yazdım. Videonun açıklamasına da koydum. Hemen hemen her postuma mutlaka koyuyorum şeyi. Web sayfa adresimi. Ondan sonra blog adresim. Orada form var. Formu doldurduğunuzda şeye kaydolmuş olursunuz. Ücretsiz e-mail eğitim kursuna.
kaydolmuş olursunuz. 50 gün boyunca benden size her gün beleş bir şey gelir. Beleştir. Ücretsizdir. Ücretsiz kalacaktır, merak etmeyin. Çünkü bazen soruyor insanlar. Ya Yavuz Bey işte şey mi, daha sonra ücretlenecek mi? Korkuyor insanlar, çekiniyor. Her şeyden korkuyorlar doğal olarak. Hayır, ücretlenmeyecek tabii ki. O ücretsizdir. Ben onu 2011 senesinden beri, kaç sene olmuş? 8 sene olmuş. Ücretsiz olarak servis ettim. Bundan sonraki 8 senede de böyle olacak. Ömrümüz vefa ettiği sürece de böyle olmaya devam edecek. Okey arkadaşlar, görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.